En gencinden en ihtiyar kadar herkes sandık başında. Bu milletçe öylesine görülmemiş ve öylesine işitilmemiş bir kıyam günü ki. Memleketin her tarafı olduğu gibi o gün Ankara'da bütün mevcuduyla sandık başlarına toplanmış. Çeyrek asırlık iktidarın milleti reyi ile ilk defa değiştireceği gün bugün. İşte atılan bu her rey, Türkiye'de yeni bir partiyi iktidara biraz daha yaklaştırıyor. Mümtaz devlet adamı ve büyük hürriyet şehidi Mithat Paşa'nın kemiklerine havi sandukayı taşıyan Aksu vapuru İstanbul Limanı'na giriyor. Kesif bir halk kalabalığı Galata rıhtımını doldurmuş. Bu büyük adamın kemiklerinin vatan topraklarına seneler sonra kavuşacağı an artık yaklaşmıştır. Milletvekilleri, üniversiteli gençler ve Mithat Paşa'nın akraba ve dostları karşılayıcılar arasında yer almıştır. Şanlı Türk bayrağına sarılı sanduka vapurdan asker tarafından indirilirken... Bursa'da 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için öğrenciler Cumhuriyet alandaki yerlerini alıyor. 23 Nisan Bayramı kendine has bir güzellik içerisinde kutlanır. Geçit resmine Kızılay'ın baktığı süt bebekleri, henüz yürümeye başlayan çocuklar ve kendilerine has kıyafetleriyle muhtelif özel ve devlet okulları öğrencileri iştirak etmektedir. İşte Kızılay'ın koruduğu çocuklar. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Daima daha kuvvetli, daima daha refahlı, hür ve müstakil Türkiye. Ne yazık ki vatan 25 ilk kanun gecesi sabaha karşı yüreğinden bir yara ile kanadı. Şark vilayetlerimizden mühim bir kısmı bir tabiat zulmüyle böyle birdenbire gölgelendi. Geçen yıl trenin çelik kolu Erzincan'a uzanmış, bu güzel vatan parçasının vatana olan hasretini dindirmiş, ona kan ve kuvvet vermişti.
Yalçın, Muğdur dağlarının eteklerinde tabiata karşı adeta meydan okuyarak büyüyen, gelişen, kuvvetlenen Erzincan'ı büyük bir istikbal bekliyor. İşte ordu dairesi. Temiz manzaralı, güzel ve mesut Erzincan. Halbuki şimdi bu mamurenin üzerinde bir toprak ve moroz yığını örtülüdür. Tabiat sanki muhteşem bir yumrukla koca şehri yamyası etmiş ve taş üzerinde taş bırakmamış, gövde üzerinde